Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere kullanım amacını sizin belirleyeceğiniz parametrelere göre görselliği yüksek olan farklı iki tip grafiğin yapımından bahsetmeye çalışacağım. Bu grafik tipleriyle hedeflerinizi, performansınızı veya sorumluluğunuzu olan KPI sonuçlarını takip edebilirsiniz. Şimdi her iki grafiğin de nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum. İlk grafikteyim ve şimdi hesapla diyorum. Bu grafikte ben üretim, fire ve satış performans yüzdelerine baktım ve bunu grafik haline getirdim. İkinci grafimize geçelim. Burada ise günlere göre satış sonuçları var. Bunda nasıl çalıştığına bir bakalım. Şimdi hesapla diyorum. Evet, şimdi grafiklerin yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle sayfa 1'e tekrar giriyorum. Şunu kopyalıyorum. Sayfa 3'te özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Önce %100'den kalan değeri burada hesaplatacağız. Bunun için şuraya geliyorum ve boş yazıyorum. Shift eşittir diyorum. 1,1 eksi buradaki değer diyorum. Buradaki 1,1'in az sonra ne işe yaradığını açıklayacağım. Hatta bu değeri değiştirmek durumunda kalabiliriz. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şimdilik şunu şu şekilde boyuyorum. Data'yı seçiyorum. Ekle'ye giriyorum. Buradan halka grafiği seçiyorum. Şu başlığı siliyorum. Öncelikle şunu siliyorum. Şu alanı biçimden dolgu yok diyorum. Ana hat yok diyorum. Buraya geliyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Yine buna gelip sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum. Burada ilk dilimin açısını, yani şuradaki şu alanı aşağı getireceğiz. Onun için şuraya 180 yazıyorum. Burada da deliğin büyüklüğünü 75'ten 40'a düşürüyorum. Şu şekilde. Bunu kapatıyorum. Şunu biraz büyüteceğim. İç grafik, onu da büyüteceğim. Grafiği tekrar seçiyorum. Veri seçiyorum ve burada satır ve sütunları yer değiştiriyorum. Yani bunları buraya, bunları buraya alıyorum. Tamam diyorum. Şimdi bizim şu boş olan değerleri renklerini almamız lazım. Renklerini sıfırlamamız lazım. Boş olan değerlerimize şurada kırmızı olan, yani koyu kırmızı olan bölümler. Bunları seçiyorum. Buradan biçimden dolgu yok diyorum. Şunu seçiyorum. Dolgu yok diyorum. Bunu seçip yine dolgu yok diyorum. Şimdi şunları seçip şu aralarındaki çizgileri de sıfırlayacağız. Bunun için şekil ana hattına geliyorum. Ana hat yok. Birincisini seçtim. İkincisini seçiyorum. Ana hat yok. Üçüncüsünü seçiyorum. Tekrar ana hat yok. Yalnız birincisini bir daha seçelim. Çünkü şu şekilde seçilmedi. Tekrar ana hat yok diyorum. Grafiğin ilk halkasını seçiyorum. Buradan şunu. Buradan dolguya geliyorum. Gradyan dolgu diyorum. Şuradaki durak noktalarının iki tanesini kaldırıyorum. İki tane bırakıyorum. Buradan da doğrusal olarak kalsın. Şuradan şunu seçiyorum. Buradan da açısını 90 dereceye indiriyorum. Birinci stop noktasına geliyorum. Durak noktasına. Ve renk olarak bu sefer ben şunu seçeceğim. Şuraya gelip, gerçi açık rengi seçmek istiyorum şurada. Açık kırmızı olsun. Şuradan tüm renklerden şu kısmı seçmek istiyorum. Şunu seçmek istiyorum. Buraya gelip koyu olanı, yani şunu seçeceğim. İkincisini seçiyorum. Yine gradyan dolgu. Bu sefer sarı rengi seçeceğim. Siz istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Açık renk olarak sarıyı, koyu renk olarak da şunu seçeceğim. Üçüncü renk olarak da gradyan dolgu diyorum ve açık renk olarak yeşili, şunu, koyu renk olarak da şunu seçeceğim. Kapatıyorum. Ekle, şekillerden şu dikdörtgeni seçiyorum ve şuraya bunu koyuyorum. Aynı boyda olacak şekilde. Biçimden ana hattı olmayacak.
Dolgusu ise şu olacak veya olsun. Yalnız ben şu kenarlığı görüyorum. Bunu büyük ihtimalle biz içteki grafiği dolgusunu ve anahtarı kaldırdık. Bunu da kaldıralım. İçimden dolgu yok diyorum. Anahat yok diyorum. Ve şunu biraz daha şöyle yukarı ve ortaya alıyorum. Şimdi burada şurayı %100 yapıyorum. Tamamını %100 yapıp şimdi buradaki değerin niye 1.1 olduğunu anlayacağız az sonra. İlk başta şu yeşil üretim olanı şöyle yapacağız. 1.15 diyelim. 16 diyelim. Yani şunun şuradaki noktası, şu köşe buna değmeyecek şekilde. 1.15 aslında iyi gibi durdu. Bu kadar değebilir. Evet. Gelelim buraya. Bunu da 1.20 diyelim. 21 diyelim. 19 diyelim. deyip bırakalım. 20 iyidir. Şimdi gelelim şuna. Bunu da 1.30 diyelim. Çok oldu. 1.25 23 diyelim. 22 diyelim. 22.8 diyelim. 7 diyelim. Evet. Bu şekildedir. Şunları artık beyaz yapıp gizleyebiliriz. Şunu kopyalıyorum ve altına şuradan rengini şöyle yapacağım. Şunu kopyalıyorum. Ve şunu yapacağım. Tekrar ekliyorum şekiller. Ve buradan daireyi seçiyorum. Şuraya tıklıyorum. Anahtar olmayacak. Bunu biraz büyütüyorum. Şuraya göre ayarlayacağım. Evet, böyle iyidir. Sanki biraz daha büyütmem gerekiyor. Evet, bu şekilde iyidir. Sağ klik şekli biçimlendir diyorum. Ve dolgusuna gelip buradan gradyan dolgu diyorum. Şu durak noktaları kaldırıyorum tekrardan. Ve bunu seçip şuradan şunu buradan da şu griyi seçiyorum. Bunu kapatıyorum. Tekrar şuraya gelip biçimden bu sefer şekil efektlerinden gölge veriyorum. Şunu vereceğim. Şimdi bunlara gelip bunlara da gölge vereceğim. Ve noktaların biçimdendir. Buradan gölgeye gelip gölgeyi şunu seçiyorum. Aynı şekilde buna da geliyorum ve gölgeden şunu seçiyorum. Buna da aynı şekilde bunu seçiyorum. Ve şunlara da aynı şekilde gölge vereceğim. Şekli biçimlendir. Buradan gölgeye geliyorum. Aynı gölgeyi bunlara da veriyorum. Tekrar ekle diyorum. Yine şekillerden. Yine yuvarlağı seçiyorum. Kenarlığını kaldırıyorum. Ve bunu şekli biçimlendirden
Gradyan dolgudan şuradan şunu seçiyorum. Ve bunun boyutunu şöyle 1/2 ayarlıyorum. Yalnız şunun biraz uzatmamız gerekiyor şunları. Şunu şöyle, bunu da şöyle uzatmamız gerekiyor. Kopyalıyorum. Ve bunun renginde buradan şunu seçiyorum. Bunu kopyalıyorum. Bunun renginde bunu yapıyorum. Tekrar şunu seçiyorum, kopyalıyorum. Bunun boyutunu küçültüyorum. Sağ klik, şekli biçimlendir diyorum. Buradan şunu kaldırıyorum. Seçiyorum bunu ve beyaz rengi seçiyorum. Buradan da saydamlığını 40 yapıyorum. %40 olsun. Bunu seçiyorum. Yine beyazı seçiyorum ve saydamlığını %100 olarak seçiyorum. Şunu buraya kopyalıyorum, şuraya kopyalıyorum ve buraya. Şimdi grafiğin etiketleri ekleyelim. Öncelikle şuraya etiket başlığı atıyorum. Ve buraya da formülü uygulayacağım şimdi. Shift eşittir. Burayı seçiyorum. V diyorum. Metne çevir formülü uygulayacağım. Şunu seçiyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak boşluk diyorum. Parantez içinde 0 ve %100 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Tırnak, tekrar parantezi kapatıyorum. Enter. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şurayı beyaz yapıyorum yine. Ekleden metin kutusunu seçiyorum ve buradan Shift eşittir diyorum. Şunu seçiyorum. Enter. Rengini siyah yapıyorum. Görünsün diye şimdilik dolgu yok diyorum. Ana hat yok diyorum. Bunu seçiyorum ve şuraya bold diyorum. Büyütüyorum. Şunu biraz şöyle büyütüp sağ tarafa yapıştırıyorum. Bunu kopyalıyorum şuraya ve bunu kopyalıyorum. Şunu seçiyorum şuradan. Shift eşittir diyorum. Ve şunu seçiyorum. Enter. Buradan bunu seçiyorum. Buradan da yine Shift eşittir diyorum ve bunu seçiyorum. Buradan yine bunu seçiyorum. Şunları hizalıyorum. Şöyle. Şunu da. Şimdi çalışmamın sonucunu görmek için şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. Birden 100'e kadar parantezi kapatıp bölü 100 diyorum. Enter, aşağı doğru çektiriyorum. Formüller. Şimdi hesapla. Şimdi ikinci grafiğimizi yapmak için buraya bir sayfa ekliyorum. Sayfa 2'ye geliyorum. Şunları kopyalıyorum. Sayfa 4'e özel yapıştır. Değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum.
Şuraya maksimum formülünü uygulayacağım. Çift eşittir diyorum. Maksimum diyorum. Şurayı seçiyorum. Parantezi kapatıp enter. Çarpı diyorum. 1,25. Az önce yaptığımız uygulamayı buna da yapacağız. Şuraya geliyorum. Şurası Windows F4 ile sabitliyorum. Eksi şurası. Aşağı doğru çektiriyorum. Şunu seçiyorum. Ekle. Halka grafiği seçiyorum. Şunları yine siliyorum. Biraz önceki grafikte yaptığımız tüm işlem adımlarını burada da yapıyorum. Şunu seçiyorum. Biçimden. Dolgu yok. Ana hat yok diyorum. Şuraya geliyorum. Close çizgilerini kaldırıyorum. Şuna gelip veri seç ve satır sütunu değiştir diyorum. Tamam diyorum. Sağ klik. Veri serilerini biçimlendir. Buradan iç halkanın genişliğini değiştiriyorum buradan. Göz kararı %35. Evet, 135'te bırakmak istiyorum ben. Daha sonra şunu seçip dolguyu, dolgu yok diyorum. Şunu seçiyorum. Dolguyu, dolgu yok diyorum. Şunu seçiyorum. Dolgu yok. Ve dolgu yok diyorum. Şimdi halkaların renklerini ayarlayalım. Düz dolgu diyorum ve buradan en koyudan başlayıp açığa doğru seçiyorum. Şimdi grafiğin etiketlerini de hazırladık mı neredeyse tamamlanmış oluyor. Bunun için şuraya etiket yazıyorum. Shift eşittir. Şurası birleştir. Tırnak, çift tırnak diyorum. Boşluk, parantez, çift tırnak, birleştir. Şurası birleştir. Çift tırnak, parantez, çift tırnak, enter. Aşağı doğru çektiriyorum. Ekle. Metin kutusu tıklıyorum. Şuradan shift eşittir. Şunu seçiyorum. Enter. Bunu biraz büyütüyorum. Ve biçimden dolgu yok. Ana hat yok diyorum. Şuradan bold yapıyorum. Büyütüyorum ve şöyle sağa yaslıyorum, ortalıyorum ve şunu şuraya alıyorum çünkü pazartesi burası. Evet, şunu kopyalıyorum, şöyle yapıyorum, B3 diyorum, şunu seçip biçim boyacısıyla boyuyorum, kopyalıyorum, D4 diyorum şuraya. Enter. Şunu seçip biçim boyacısıyla bunu seçiyorum. Tekrar kopyalıyorum. D5 diyorum. Bunu seçip biçim boyacısıyla bunu seçiyorum. Ve son olarak şurası D6 diyorum. Tekrar bunu seçip şöyle. Şimdi bunların hepsini seçiyorum ve buradan biçim hizaladan sağ hizala diyorum. Biçim ortaya dikey hizala diyorum. Ve buraya gelip shift eşittir diyorum. Rastgele arada 10'dan noktalı virgül 1'e kadar enter diyorum. Şurayı çektiriyorum. Şunları beyaz yapıyorum ve
Formüllere gelip şimdi hesapla diyorum. Çoklu halka grafikleriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.